Evet, gündem siyaset programıyla yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden yine Selim Akmen'le, Arnavut Selim'le devam edeceğiz. Bu sefer başlık Cumhur İttifakı'nda köprüler atılıyor mu? Bahçeli'nin göndermeleri, tehdit olarak da algılanan göndermeleri aslında neye işaret etti, hedefinde ne var? Bunları konuşacağız. Bu hafta hızlı başladı. Evet. Geçtiğimiz hafta da hızlı başlamıştı. Bu haftalar ki yaz içerisinde olmamıza rağmen siyaset hareketli. Malum 2 Mayıs'ta Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından iade ziyaret bekleniyordu. Evet. O gerçekleşti. 11 Haziran'da gerçekleşti. 5 hafta sonra yaklaşık. Ve o gün, bir gün önce, bir gün sonra belki de son bir aya bedel gelişmeler oldu arka arkaya. Şimdi sen nasıl değerlendiriyorsun? Cumhur İttifakı'nda köprüler atılıyor mu? Çünkü Bahçeli daha net açıklamalar yapmış gibi gözüküyor ama aslında öyle mi? Ya Nasıl yani değerlendiriyorsun? şimdi bu Devlet Bahçeli'nin şey merakı var ya, bu simge merakları işte, yüzükler, dosyalar. Şimdi açık konuşalım. İki tarafta pek öyle birbirini boşayacak halde değil. En azından şu aşamada. Fakat görünen o ki Ayşe Hanım'ın ısrarı, tam Özgür Özel'in konuşmaları, buluşmasıyla denk gelen günler şu hissi yarattı. Birilerini kurban etmek gerekir MHP'den. Devlet Bahçeli'nin söylediği çok açık esasında. Diyor ki, ya benim Recep Tayyip Erdoğan'la sorunum yok. Benim sorunum AKP'de seçimin kaybedilmesine ya da oy düşmesinde MHP'yi sorumlu tutanlar, bu konuda ortalığı kızıştıranlar. Benim elimde de bir dosyanımız var diyor. Benden iki giderse senden 22 gidecek. Yoksa Bahçeli'nin öyle ben Cumhur İttifakı'nı bozarım ya da erken seçimse erken seçim. Bu laflar çok edilir. Bir, Bahçeli de şunu biliyor. Yani o mecliste gidip de dönmeyecek çok delikanlı milletvekili var. Yani o kadar kolay değil. O bir. Yani o milletvekilleri reis dedi diye ya da Özgür Özel dedi diye hemen öyle tamam o vakit hadi meclisi yenileyelim demezler. Hadi CHP milletvekilleri yine daha avantajlıdır. Daha önce de konuşmuştuk ama yani DEVA'sı, Saadet Partilisi, Demokrat Partilisi, Gelecek Partilisi, MHP'lisi, AKP'lisi bunlar gidenden kaçı geri döner o seçim savaşından belli olmaz. Bir kere onu unutalım. Öyle erken Ki seçim zaten falan. AK Parti'nin desteği olmadan mevcut sistemde mümkün değil. Değil. Erdoğan'ın doğrudan Evet. kararı dışında, meclisi feshetmesi dışında, Evet. O çünkü da 360 gerekiyor evet. mecliste ve AK Parti vekillerini çıkarttığın zaman Bahçeli erken seçim yapalım dese bile, hepsi toplansa bile yetmiyor. Ha, Ya fiili olarak tabii ki sürdürülebilir olmaz ve AK Parti de seçime hayır şimdi diyemez hale o gelir olur ama be Gökhan. Yani bu memlekette neler sürdürüldü? matematiği en Dünü azından ele uygun değil. alalım. Ne dedik? Ayşe Hanım. Ayşe Ateş. Peki dün aynı zamanda iki eşine yanan insan daha vardı. Biri Rachel Dink. Hrant Dink'in katili dün elini kolunu sallaya sallaya elinde 33'lük tesbihi güzelce çıktı gitti. Zaman aşımına uğramış. O zavallı çocuk. Çocuk girdi, mafya kabadayısı çıktı. Ve öbür taraftan yine aynı gün daire elçinin meselesi. Türkan elçi bakıp demiş midir acaba? Allah Allah. Ayşe Hanım'ın umarım ki onları hepsi söylüyor bunu. Umarım Sinan Bey'in katili bulunur da bizimki bugün davası kapandı. Öbür taraftan bir ünlü sima daha Nihal Olçok. Dedi ki çok sevindim Ayşe Hanım'la görüşmenize de hatırlatırım dedi. Burada da eşini ve evladını kaybetmiş bir kadın daha var. Yani dün çok simgeseldi esas. Sinan Ateş'in katili için CHP, İyi Parti, AKP'nin içinden, MHP'nin bir kısım içinden herkes ayaklandı.
Tahir Elçi için CHP ve DEM dışında ayaklanan olmadı. Halbuki adalet adalettir. Erol Olçok'un hesabını sormaya kimse cesaret edemiyor. Kadıncağız yıllardır çarpışıyor. Çünkü herkesin derdini anlatmaya çalışıyor. Arkasında neler çıkacak? İşte nedir bu biliyor musunuz? Hani dedim ya demin, ya bir dosya var onun elinde ama Recep Tayyip Erdoğan değil. O dosyada kimler var? Acaba Erol Olçok var mı? Raquel Dink'in eşi Hrant Dink var mı? Sonra Türkan Elçi'nin eşi Tahir Elçi var mı? Onun için iki partinin de elleri, kolları, her tarafları dolu. Yani öyle kolay değil o ayrılık. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Aynen öyle. Yani bu dosyalar o kadar ince de değil. Yani bunun 15 Temmuz'u var. Hani şu helalleşelim mesajı vardı Mayıs'tan önce. Kim bilir nelerle helalleşilecekti. Onun için öyle hemen ben muhalefetin, ki Özgür Özel de bunu yutmadığını gösteriyor. Yani bugünkü konuşması çok güzel bir konuşmaydı. Kardeşim sen onu bana itme, git kendi aranda hallet. Benim derdim başka, senin derdin başka. Çok da iyi söyledi. Onun için bu erken seçim, hani Özgür Özel diyor ya, halk isterse, halkın da pek umurunda değil. Kardeşim olan biten bir şey var. Sen seçimle değişmeyen bir şeyler var bu ülkede. Yıllardır değişmeyen. Suçluların cezasız kalması, çalınanın yanına kar kalması. Ne olursa olsun Allah da affetsin, millet da affetsin denip milletin affetmesi. Bunlar hiç değişmiyor. Yani bir seçim daha yapalım, bir tane daha mı millet affetmesin? Onun için öyle erken seçim falan filan hikaye. Dediğim gibi Devlet Bahçeli diyor ki, ya Recep Bey ben seni severim ama yani ben iki kurtumu yedim Kemal Tahir'in deyimiyle, kurtlukta düşeni yemek esastır. Tamam biz bizim iki Semih'le Ulvi'yi yeriz de senden de bir 22 tane yiyelim, helalleşelim'e getiriyor yazıyı. Yoksa ondan fazlası değil. Ama dediğim gibi Ayşe Ateş'in ve evlatlarının umarım acıları biter ve Sinan Ateş'in katilleri ceza alır. Ama aynı talepler Nihal Hanım için de, Nihal Olçok için de geçerli, Raquel Dink için de geçerli, Türkan Elçi için de geçerli. Onların da evlatları var. Onlar da eşlerini kaybettiler. Onların da kalbi kırıldı bu devlete karşı. Onun için onarmak da zor değil ama MHP kökenli birinin peşine bu kadar düşülüp bir Tahir Elçi gibi barış bekçisiydi. Diğeri Hrant Dink bir barış elçisi. Bu ikisi de MHP'nin ya da Türk sağının düşmanlaştırmaya çalışıp düşman olmamaya direnen iki simgesiydi. Ve bu ikisinin de katilini bu devlet tamam dedi dün, beraat. Nihal Olçok'un eşi ısrarla gönderilmiş. Kendi açıklamalarından söylüyorum şeye, köprüye ve bir sniper tarafından, uzman bir silah tarafından ikisi, hem eşi hem oğlu öldürülmüş. Şimdi bu cinayetleri çözemiyorsan 15 Temmuz'u da 15 Temmuz öncesi bir tweet serisi de var. Aynen öyle. Gelen 15, giden. İşte şimdi bunlar dururken eden. Yani tamam dediğim gibi bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya, bu büyük bir acıdır. Babanızı ya da eşinizi, kardeşinizi kaybedip suçluların ortada dolaştığını bilmek çok büyük acı. Ama bu acıyı Raquel Dink, Türkan Elçi ve Nihal Olçok da çekmemeli. Bu da onların masasına getirilmeli. Ki o masanın arkasında kimlerin çıkacağı pek de Sinan Ateş'inkinden farklı tipler olmadığını düşünüyorum. Orası kesin. Hatta yani nihayetinde Sinan Ateş cinayetinde MHP'yi asıl zorlayan kendi içinde bir mesele olması. Evet. Ülke Ocakları genel başkanlığı yapmış olan ve hatta Bahçeli sonrası MHP'de olası genel başkan adayı olarak da adı geçen bir ismin bizzat bir torbacı tarafından, evet, MHP'nin kendi alışla gelmiş emir komuta zinciri içerisinde infaz edilmesi meselesi bunu izah edemiyor. Evet. Yani 40-50 yıllık bir sürece bakıldığında soldan, Alevilerden, Kürtlerden, evet, birilerinin, aydınların, emniyet müdürlerinin hatta, değil mi? Önde nasıl? Bizzat ülkücü tetikçiler tarafından, faşist tetikçiler tarafından, MHP'li tetikçiler tarafından infaz edilmesi meselesi
devlet için kurşun atan da yiyen de kategorisine girdiği için bir Evet. şekilde kamuoyu önünde açıktan olmasa bile meşrulaştırılabiliyordu. Kendi içinde bir şekilde tırnak içinde söylüyorum izah edilebiliyordu. Ama burada öyle yakalandılar ki hiçbir şekilde izah etmeleri mümkün değil. O kadar pervasız davranmışlar ki tam olarak bir suçüstü hali var. Kaçacakları hiçbir delik yok. Sen daha 2-3 program önce de burada vurgulamıştın. Olağan koşullarda MHP'yi hem de böyle kayıtsız şartsız kapatılmasıyla sonuçlanacak Tek celsede kapanır. bir süreçtir bu. Çünkü doğrudan terör örgütü Evet. tanımında ne var? DEM Parti'nin de yüzlerce ev bastım bugüne kadar. Bir tek çakı bulabildim mi? Evet. Bulamadım. Bulamam. Ona rağmen işte terörist örgüt vesaire vesaire değil mi? Topluma yönelik bir Evet. propaganda malzemesi haline getiriyorsun. Ama sen en tepeden hatta emir komuta zinciri içerisinde Araçların kullanılmış araçları yahu. kullanılmış. Genel Başkan Yardımcılığı içerisinde Evet. eski milletvekilinin evinde yakalanmış. Ve belli ki başından sonuna kadar izlenmiş. Tabii Ve görüntüler her tarafta ucunu sadece çıktı. gösterdiler. Sopanın ucunu Evet. gösterdiler. Yani tam bir suçüstü hali var. Ki panik de o zaten. Yani iki tane böyle küçük tetikçiyi ne derler, kurban ederek sıyrılabilecek bir tablo yok. Hayır, hayır, Çünkü hayır, hayır. mevzu en üst düzeyde suçüstü yakalanmış durumda. Bu Erdoğan'ın elinde bir koz. Erdoğan burada çok mu belirleyici emin değilim. Erdoğan'ın ötesinde yani bir başka güç merkezi de bir yeniden yapılandırma arayışı içerisinde, bir restorasyon arayışı içerisinde ve nasıl ki Bahçeli tek başına MHP'den ibaret değil, daha doğrusu MHP değilse bu taraftaki güç merkezinin sadece temsilcisi, sadece söz yürüyünü yapıyorsa bir anlamda, ondan çok daha Evet. fazlasını temsil ediyorsa, bu tarafta da Erdoğan'dan öte de Erdoğan'dan daha fazlası da var gibi gözüküyor. Bir kapışma, bir Mutlaka, mücadele tabii var. ki. Şimdi bir devlette yeniden yapılanma, en azından bir restorasyon, bu yıllardan beri bir arayışı var bunun zaten. 2015'te bunu tartıştık. 2023'te helalleşme Tam da boyutu ve oluyordu işte. kaçırılan bir fırsat. Daha geriye gittiğinde de ama yani bu Her zaman. Susurluktan beri. DYP-SYP hükümeti ne kadar hatta değil Evet. mi? O konuşmuştuk yine daha önce burada. Böyle bir süreç, uluslararası sermayenin, uluslararası güç merkezlerinin de bir şekilde bu yönde bir MHP'den kurtul kardeşim yani yönünde bir arayışı ve talebi de belli ölçülerde var gibi Var. gözüküyor. Dolayısıyla büyük bir mücadele orada ama Hüseyin Ateş dosyası da bayağı güçlü bir manevra olarak bir tarafın elinde duruyor. Kanatıyorlar habire. O tarafın da elinde bu işaret ediyorsun yani Evet. güçlü dosyalar var. Suç ortaklığı en büyük ortaklıktır. En vazgeçilmez ortaklıktır ister istemez. Bütün bunların ötesinde bir irade, bir zorlama olmadığı sürece ki bu iradeyi sadece ben devletten yana aramıyorum Tabii bu açıkçası. sermaye. Sermaye devlet bir de yani bakacağız göreceğiz sonbahar yani nasıl bir süreç yaşayacak Türkiye'de. Bütün bu süreci artık böyle gitmez noktasına zorlayacak bir halk hareketi de belki patlayabilir. Bu da Türkiye'de hep mümkün olmuştur. Şimdi Ama şöyle bir söyleyeyim. şekilde Bu ekonomik koşullarda bunu ya bu kaçınılmaz bir şey. Yani şu anda şimdi ben her zaman söylüyorum. İşte bu derin devlet hikayeleri öyle dedi, öyle dedi. Ya boş verelim. Bu işe sermaye karar verir. Sermaye bugüne kadar hiç şikayetçi olmadı AKP MHP'den. AKP'nin ne tek başına iktidarında ne AKP'nin MHP'liği. Ama şu da bir gerçek. Bu yoksul halktan bunun parasını çıkmayacağını görüyor sermaye. Ya kendi ödeyecek ya dışarıdan para gelecek. Ne yaparsan yap. Bu ülkenin artık daha beter bir karmaşaya gittiği ve bu karmaşanın unutmayalım yani bizim gibi yoksullar için diyelim nedir bütün mal varlığın bir tane evin vardır bir tane dört lastik üstünde zor duran araba. Tut ki hepsinin değeri düştü. Zaten alanı yoktur bizim çapımızda adamlar. Ama şu da bir gerçek ki Türkiye'de yığılmış büyük bir sermaye var. Üretimin durulması halinde bu kadar yatırım yapılmış bir enerji işi var. Şu orada Akkuyu'da biten bir nükleer santral var. Ve sen bunu tüketemeyecek duruma gelirsen ki bu gidiş ona doğru gidiyor. Yani bu ekonomik kriz yani geçen gün bir 6,5 lira külah satan dondurmacı yani dondurma yok boş külah 6,5 lira dediğinde işte Demirtaş, Özgür Demirtaş kendinden geçmişti. Ya, ekonomi çöktüğü an. Efendim ya sen gel bana sor ekonomi çöktüğü anı da rahatsız edici boyutta. Çünkü bu rahatsız edici boyut zamanla başka bir şeye evrilecektir. Nedir o evrilecek nokta? Avrupa'daki sağın gidişatıdır. Yani bu işe sosyal demokrat
olarak nitelediğimiz CHP ya bir çözüm bulur ya da bundan sonra bunun geleceği şey değildir. Bir de AKP'ye dönüş değil, bunu herkes biliyor. Bunun dönüşü faşizme gidiştir. Yani bu kadar yokluk, bu kadar felaket, bu kadar yoksulluğun ardından dünyanın her tarafından faşizm gelir. Bundan çok daha iyi koşullarda Almanya'da AfD birinci parti çıkıyor. Ve 2028'de bu işin rengi değişebilir. Birileri çıkıp Kemal Bey'e vermedikleri izni, ben bunlardan alır size dağıtırım der. Yapacağından değil. Ama bu propagandayı yapar ki bu Hitler'in de dilindeki propagandaydı. Elitler, zenginler, Yahudiler, parasız. Hedefe Yahudileri koydu. Evet. Oradan burada da birilerini hedefe koyup öfkeyi mesela tarikatları, mesela cemaatleri, mesela vakıfları, mesela çok güçlenen müsiyadı ya da tüsiyadı hedefe koyup ben onlardan alacağım diyen bir MHP kökenli birinin seçilme ihtimali de var. Yani bu risk gittikçe de artıyor. Ve bunu Sinan Ogan, Meral Akşener, Devlet Bahçeli çok sık dillendiriyorlar. Yani 2028'de milliyetçi bir cumhurbaşkanı. Abi, milliyetçiliğini tartışırız. Ama şu açık ki Sinan Ateş'in başına gelenleri insanların başına getirebilecek bir devlet başkanı seçilebilir. Onun için Türk sermayesi de müsiyadıyla tüsiyadıyla buna da karar verecek. Yani acaba bu son beni çok mu mutlu eder? Yoksa kaybeder miyim? Onun için bu gidişat dediğin gibi hele özellikle yaz geçtikten sonra okullar başladığında şimdi birçok çocuk köyüne gidip hiç olmazsa ekmek, süt, yumurta bir şeyler yiyip içebilecek. Ama önümüzdeki Eylül'den sonra İstanbul'da yaşayacak olanların bu gelir düzeyiyle bu fiyatlarla o çocukların okula aç gideceğini, aç döneceğini hepimiz biliyoruz. Onun için bu kontrol altına alınmak için evet bir şeyler olacaktır. Yaz şimdi sükunettir. Yaz birbirini ziyarettir yazlıklarda. İşte eş dost ziyaretleri. Kurban Bayramı'nda bir şeyler konuşulur. Ama bu gidişat hoş bir gidişat değil. Özgür Özel'in bugün konuştukları çok hoşuma gitti. Açık konuşuyorum. 3-3,5 dakikada olayı özetledi. Yani kardeşim halletin işinizi gelin. Çok da iyi yaptı. Deniz Yücel'in de konuşması hatta böyle evet. Pek çok cenahtan gazeteciler de hem Türkçe hakimiyeti hem çok tek bir fazla kelime kullanmadan meseleyi evet. özetlemesiyle övüldü de bir anlamda evet. ki oraya bir tekrar da dönebiliriz. Hani 2 Mayıs 11 Haziran. 11 Haziran'da Erdoğan 18 yıl sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Bir görüşme gerçekleşti içeride. Ve o görüşme sonrasında CHP merkezinden bir açıklama geç geldi daha doğrusu evet. gelmedi ve Ömer Çelik inisiyatif önce aldı. Ömer Çelik'i beklediler. Belki de nezaket gösterdiler bilemiyorum. Ve ama tabii yani Cumhurbaşkanıdır. Ömer Çelik'ten öyle bir hava verdi ki sanki Erdoğan gitti CHP'ye bir takım görevliler tevdi etti ve döndü dersen. Gibi ama Deniz Yücel'in açıklamaları söz konusu olunca CHP genel merkezinde aslında gerçekten de konuşulduğuna dair bilgiler medyaya düştükçe benim hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani aslında kaygıyla da bakılıyor. Yani AK Parti kendi ne derler bir anlamda yediler içtiler gelin beraber toplayalım mı demeye çalışıyor. Evet. Oraya suç doğru ortağı, gidiyordu. Suç ortağı mı haline getirmeye çabalıyor gibi kaygı ve eleştiriler de vardı. CHP yönelik. Ama yani ya CHP de dünkü parti değil kardeşim yani. Elbette orada onun farkındadır diyenler de vardı. En azından içeride konuşulanlara bakıldığında hayır Türkiye'nin anayasa gündemi yok. Mevcut anayasayı evet. kardeşim önce bir uygula. Kritik meselelerin tümünü masaya getirdiği ifade ediliyor. İşte Hakkari Kayyum meselesi, işte Sinan Ateş cinayeti, evet. VIP'si dahil olmak üzere ki ekonomik meseleleri de daha da güçlü bir şekilde vurguladığı değil mi? Asgari ücret meselesi, evet. emeklilerin meseleleri da duyuruldu sonrasında. Önemli bu da. Erdoğan'ın da yorumsuz bir şekilde dinlediği ve aslında neredeyse metin okuyarak önden tasarlanmış bir çerçevede bir konuşmalar yaptığı prompter hesabı. Prompter hesabı ifade edildi. Ki CHP ben şöyle yorumluyorum. Yani öncesinde de böyle beklentim vardı. Bu son görüşmeyle birlikte daha netleşti benim açımdan. Yani belli ki CHP
bu yaz boyunca bu görüşmeleri sürdürecek. En azından masayı dağıtan taraf olmayacak. Olabildiğince geniş kitlelere de hitap edebilmek bakımından, yani 31 Mart'ta yakaladığı ivmeyi de aynı zamanda o rüzgarı da daha da güçlendirebilecek bir pozisyon tutmaya dönük bir çaba içerisinde somut adımlar bekliyoruz. Şimdi ne oldu? 2 Mayıs 11 Haziran arasında komutanlar serbest bırakıldı ki Kobane davasının o hukukla hiç ilgisi olmayan sonuçlarının ve kararlarının hemen arkasından güya yumuşatmak için cumartesi de birinci haftada Galatasaray'da kitlesel sayılabilir bir etkinlikte o gün orada olabildiler. Son görüşme de işte Ayşe Hanım'ın hemen aynı gün Cumhurbaşkanı görüşmesi, hani ulusal gündeme yer yer girdi. Kepez Belediye Başkanı'nın serbest bırakılması ve onun kararının birkaç saat önceydi. Yarım saat önce hatta. Evet. Çünkü ben takip ettim Ali Taş üzerinden Antalya'da. Hatta 1.30'da işte heyet girdi. İşte 3-3.30 gibi açıklama bekleniyor. Ben serbest bırakılacağını bekliyordum. Çünkü o da bir şekilde bak işte bir şeyler yapıyoruz. Jest yapıyoruz. Jest de iktidar açısından. Yapmasaydı da bu arada bir mesajdı. Ama yaptı. Evet. Dolayısıyla bunlar ama tali ve tali şeyler. Hakkari'ye kayyum atanması, işte Kobane davası meselesi bakıldığında hani MHP'yi tatmin edecek, Kürt meselesindeki politik hatta ısrar edeceğinin altını çizerek, CHP'nin bu konudaki tazikini de göğüsleyerek başka başlıklarda güya tavizler vermeye dönük bir çaba var gibi gözüküyor. Yani karşılıklı aslında ne derler? Hamleler, manevralar, elenseler. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Eylül, Ekim dedim ya demin. Eylül, Ekim'de sonra her şey değişir. Neden değişti? Şunu unutmayalım. Mayıs 2025 dedin mi artık o milletvekilleri emekliliğe hak kazanmış olur. O zaman o milletvekillerin tavrıyla şimdiki tavrı farklı olur. O zaman fazla böyle Bahçeli de dayılanamaz. Hadi erken seçime. Birisi hadi gidelim dedi mi Bahçeli'nin şu andaki durumu ortada. Fakat gerçekten ekonomik krizin boyutu daha, hani hocalar da diyorlar ya, ya dur bakalım daha yeni başladık. Yeni başladık. Yani daha asgari ücretin 6 ayı doluyor. Bundan sonraki 6 ayda o insancıklar o parayla ne yiyecekler, içecekler belli değil. Ya bu insanların isyanı şu anda birse Temmuz'dan, Ağustos'tan, Eylül'den itibaren 3 olacak. Çünkü enflasyon koşarken biz yerinde duruyoruz. Yani bizi mutlu edecek, bizi refaha kavuşturacak maddeler, koşullar biz gittikçe önümüzden uzaklaşıyor. Yani bir araba var, o hızlı gidiyor. Biz yürümüyoruz bile, duruyoruz. Şimdi bu insanların tepkileri farklı olacaktır. CHP'den beklentileri de farklı olacaktır. Onu da açık konuşalım. Yani muhtemelen Özgür Özel bunu da söylemiş olmalı. Yani şu anda Özgür Özel'e CHP seçmeni temelde en azından hani sabır gösteriyorsa, ya ne insan diye sabır göstermiyor. Ya adam uğraşıyor. Dur bakalım karşı taraf ne yapacak diye sabır gösteriyor. Ama öyle bir nokta gelir ki Özgür Özel, bunun artık her gün araştırması yapılıyor. İnsanlar da şu fikri belirlemeye başladı mı? Ya Özgür Bey de artık yani abartmayalım kardeşim, yeter artık. Yani ya geç önümüze yürüyelim ya çekil önümüze geçecek birini bulalım. Bu da Özgür Özel için tehlikedir. Onun Eylül için, ayında ne var başka? Ne var? CHP'nin kongresi var. Oraya getiriyorum lafı. Yani birileri der ki Özgür Özel'e ya yürüyelim. Bu Özgür Özel'e kötülük anlamında değil. Ama birisi der ki kardeşim Kemal Bey denedi. 6 tane sağcıyı aldı yanına. Adama kazık attılar. Biz seni seçtik. Sen dedin ki ya yeter artık, ben seçmende bir birlik kurayım. Seçmende birlik kurdum. Parti oy patlaması yaptı. Sen de gittin Recep Tayyip Erdoğan'a dedin ki ya arkadaş bak ben birinci partinin genel başkanı olarak, sen ikinci partinin genel başkanı, ben sana insan gibi geliyorum, diyorum ki koşullar böyle. İnsanlar bunu benden istiyorlar. Gel şu işi halledelim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan buna ters bir cevap verirse ya da ya benim elden gelen budur, adım Hıdır dediği an, bu sefer Özgür Özel'e insanlar döner der ki ya şimdi Kemal Bey'i yolladık, sen de gidersin kardeşim. Yani bunu Özgür Bey söylemiş olması lazım Erdoğan'a. Yani CHP AKP değil.
CHP AKP olmadığını gösterdi. Yarın öbür gün Eylül'de bir kongre olur. Kongrede yeni tüzük değişiklikleri olur. Ve eğer cevap alamadıysa CHP bu iyi niyetinin, ya gelin bak bu işi ortalığa sertliğe dökmeden normal bir demokrasi gibi halledelim dediği anda sen yok dersen, Özgür Özel de der ki birader, yani biz bu partiyi senden teslim almadık. Sen bizden, bizim yuvamızdan çıktın. Herkes bizim paltomuzun altından çıktı. İşte o zaman CHP sertleşir. Buna cesaret edebilir mi Recep Tayyip Erdoğan, onu bilmiyorum. Ama şu da bir gerçek ki artık rüzgar Recep Tayyip Erdoğan'ın üfürüyle dolmuyor kardeşim. O yelkenler dolmuyor. AKP'de çok ağır cevaplar verdi Devlet Bahçeli. Şimdi şunu da unutmayalım. Devlet Bahçeli'nin kendi iki adamını korurken gösterdiği hassasiyeti bakalım Recep Tayyip Erdoğan gösterecek mi? Çünkü açık konuştu. Dedi ki AKP içinde bir kısım. Kim o kısım, onu herkes biliyor. AKP içindekiler de biliyor. Şimdi Devlet Bahçeli kendi adamları da korudu. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım, yani sen reissin. Senin oyun %30. Bunun oyu %10. Biz %10'dan çivi sökemezken adam geldi senden çivi sökerse sen nasıl reissin? Bu işin restleşmesi bu yüzden kötüdür. Ve Erdoğan'ın Devlet Bahçeli de ona oynuyor. Şimdi Erdoğan'ın cevabını bekleyeceğiz. Ömer Çelik'in cevabı pek de öyle, hani ya sen ne biçim konuşuyorsun AKP hakkında havasında değildi. Ama MHP sürekli o havada konuşuyor. Yani AKP benim partim hakkında böyle konuşamaza getiriyor AKP milletvekilleri. Şimdi bakalım reis ne diyecek? Tamam biz size konuşmayacağız mı diyecek? Eğer onu derse tabanda zaten eriyenin örgütte de erimesi kaçınılmaz olur. Çünkü 10 kişi bile susturulursa AKP'de o 10 kişiye bağlı yüz binlerce seçmen var. O adamlar budala değil. O adamlar MHP'siz yürüyelim diyorsa, bunu seçmen demiyorsa, o adamlar ensesinden uydurmuyor onu, aklından uydurmuyor. Oturduğu yerden uydurmuyor onu. Ona bir tepki geliyor, o tepkiyi yansıtıyor. Diyor ki, benim seçmenim diyor ki kardeşim MHP ile bu iş olmuyor. Ha, bunu ben söyledim. MHP de bana dedi ki, yiyorsa potkanız seçime gidin ve sen susuyorsan ben zeminde kaybederim. Ben zeminde kaybedersem örgüt kaybeder. Örgüt kaybederse ben kaybederim. Ben kaybedersem sen kaybedersin reisçiyim. Olay böyle gelişir. Ve orada başka, Eylül çok kritik bir başka ay. Formüller de devreye girebilir. Sonuçta diyorsun ya Mayıs 2025'ten önce zor. Erken tamam. Seçim meselesi. Ekim Kasım gibi karar aldın. Ama diyelim ki Erdoğan geri bastı. Ve bu örgüt tabanında bir reaksiyona yol açtı. Şaka mı yapıyorsun? Ağır olur cevabı. 30-35 milletvekilinin başka bir hatta girdiği anda olabilir. Erken seçim o zaman gündeme gelir mi? Gelir. O zaman gelir. Gelir. Çünkü hesap ne? AK Parti grubu dağılmadığı sürece meclisten erken seçim evet. Çıkmaz. Evet. Şimdi diyelim ki 30 vekil. Orada yeniden refah var, deva var, gelecek evet. Var, saadet var. Onlar da biliyor ki mevcut durumda tekrar seçime gidilirse şansları yok. Evet. Ama oradan bir güçlü bir transferle bunları da kardeşim tekrar seçilecek yerlerde size aday göstereceğiz diyerek niye olmasın? Yani bugün yok, tabii... Bak, AKP eriyen bir parti kardeşim. Yani AKP hayatını bağlayan insanlar var. Bugün AKP sayesinde ayda 8-10 bin lira ekmek yiyen insanlar var. Yani ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından bunların bütün talepleri artık MHP'ye bağlı olarak değerlendiriliyor. Bunu unutmamak lazım. Ya da tarikatlara bağlı olarak. Yani bugün Menzil Tarikatı'nın dediği mi daha güçlü, AKP örgütünün dediği mi daha güçlü? Örgütün tabanında yalnızca tarikat mensupları hareketli. Onun dışında örgütün tabanı dağılıyor, kendi de görüyor Erdoğan. O kadar toplandı. Toplantı üstüne toplantı ne çıktı? Hiçbir şey çıkamaz da, çünkü adama direkt sen diyorsun ki kardeşim bak bu böyle olmuyor. MHP ile olmuyor. Menzil'in dediğini yapmakla olmuyor. Ben gidip kardeşim düne kadar terörist dediğiniz Fethullah Gülen'in dediklerini yaptınız. Sonra Allah da affetsin, millet da affetsin dediniz mi? Dediniz. Şimdi yine bu sefer bana Menzil'le geliyorsun, üstüne bir de MHP ile geliyorsun.
örgüt olarak. Bunları da üstlen diyorsun ve ben kaybediyorum. Ha, büyük yerde kaybeder, İstanbul'da kaybedenin o kadar umurunda olmaz kardeşim. Ama Adıyaman'da kaybedildi bu iş. Adıyaman Belediyesi'ndeki bütün kaynaklar gitti. Bursa'da kaybedildi. Bütün kaynaklar gitti. Manisa'da kaybedildi. Bütün kaynaklar. Balıkesir hepsi gitti. Orada bu işten geçinen, oradan nem alanan insanların hayatı kaydı. Sen bu adamlar, sen bir dahaki seçimde ne kadar hevesli olacaklar? Milletvekili bir şey yaramıyor. Şu anda Erdoğan tavrıyla, yukarıda kurduğu örgütle AKP örgütünü bitirme aşamasına doğru hızla gidiyor. Ve AKP'liler bunu söylüyor kardeşim. Toplantıda yüzüne söylenmiş. Çok kızmış. Ama bir türlü açıklama yapamıyor. Söylediği şu. İşte biz eskiye döneceğiz, şu bu. Ve herkes ona söylüyor. Kardeşim biz eskideyiz zaten. Biz durdu olduğumuz yerdeyiz. Ama sen tarikatları getirdin. Sen MHP'yi getirdin. Şimdi biz yokuz artık. Olan bu kadar basit. Yani hani diyorsun ya. İşte 360 lazım, şu bu. Ay vallahi hiç belli olmaz bu işin sonu kardeşim. Seçmen istiyorsa, bak yine söylüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir tamam, batı eyvallah. Ama bu işin esas kökeni doğudadır, Orta Anadolu'dadır. Ve AKP orada kaybediyor. Ve oradaki seçmen öyle, yani canım cicim, din iman muhabbeti ne değil. Onlar yerelde yaşayan insanlar. Ufak ev inşaatlarıyla, ufak bahçe işleriyle, aldığı küçük yardımlarla yaşıyor. Bu adamları sen yavaş yavaş belediyeleri teslim ettiğin sürece bu adamların aldığı yardım eksildi. Şimdi bu adamlar yukarı çıkmak için diyor ki seni görelim aga. Seni görelim. Yani sen bana de ki diyor, Ali Erbaş ne yapıyor, bunu bana anlat. Anlatamıyorsun. Kardeşim bu kadar kokaindi, eroindi, cinayetti, Sinan Ateş'ti, oydu buydu. AKP örgütünün bunlarla hiçbir ilgisi yok ki. Bana diyebilir misin ilgisi var? Örgütün ilgisi yok kardeşim. Parti örgütü bu işlerle uğraşmaz. Parti örgütü işte o kadıncağızlardır. Kapı kapı dolaşırlar. İşte lokum dağıtırlar. Bayramda el öptürürler. Bu insanların AKP'nin ya da reisin AKP'nin üstüne yüklediği MHP suçlarıyla ilgisi yok ki. Bu bir grup insan. Ve reis bunları bırakamadığı için koca örgüt çöküyor. Menzil tarikatını bırakamadığı için koca örgüt çöküyor. Kardeşim menzil menzildir. AKP'li olmaz. AKP'li bilmiyor mu bunu? Bal gibi biliyor. E gitti Adıyaman. Madem menzil çok güçlüydü, neden gitti? Adıyaman gitti yahu. Şimdi bu AKP örgütünün ne yaptığını gösterir. AKP örgütü diyor kardeşim tamam. Eyvallah, sen bunlarla yürüyeceksen yürü. Onun için erken seçim ya da Eylül'den sonraki ortalığın hareketlenmesi tahmin ettiğin kadar zor değil. Tabii. Şey, hiç hesapta olmayan ama bizim elbette hesaba kattığımız bir potansiyel işçi hareketi, sosyal patlama da var. Evet, ya bak solu hiç katmadım kardeşim. Tabii, bu AKP'nin tabii. İçindeki yapı. Tabii. Ya bu daha solun işçisi var, partileri var, eylemcileri var. Bunları hiç katmadım. Sana diyorum ki AKP ne kadar sağlam çıkacak Eylül'e, Ekim'e bilmiyoruz. Yani öyle demin dediğim gibi MHP'nin üstleri, suçunu daha ne kadar üstleneceğiz diye soran milyonlarca AKP'li var. Sen de biliyorsun bunu. Bir süre gittiğimiz sonra yerden da, bir süre sonra da peki neden bu köprüleri atamıyor? Acaba sorarlar kardeşim. Nasıl bir sıkıntı var? Evet. O dosyalarda neler var diye de sormaya başlayacaklardır. İpin ucunu kaçırmış gibi gözüküyor önemli ölçüde. Yani benim analizim şu, bir biçimiyle MHP ile yolları ayırmadığı sürece, köprüleri atmadığı ve orada bir restorasyonu zorlayarak da olsa ilerletmediği sürece, CHP ile bir büyük koalisyon kurmadığı sürece, bu iyi veya kötüden bağımsız olarak söylüyorum. Yani hayır, biz onu senden aylar önce söyledik. Tabii, hatta seçimden çok önce söylüyorduk. Büyük koalisyona doğru gidiyor. Bir büyük koalisyona gitmediği sürece günün sonunda daha sertleşir, çatışma büyür. Evet. 15 Temmuz'u belki mumlar atacak boyutlarda çatışmalar söz konusu olabilir. Açlık bu kardeşim, her şey. Ve günün sonunda da MHP ne kadar kaybeder emin değilim. Çünkü MHP kaostan beslenen bir parti. Ama AK Parti diye bir şey kalır mı? Vallahi kalmaz bence. Gökhan, yine söylüyorum. Eylül'den Ekim'den itibaren eğer bu koşullar devam ederse, yok kayyum atamaları, yok asgari ücret, yok emekli maaş zamları, şu böyle giderse,
Herkes biliyor ki kardeşim Ekim'de Kasım'da artık Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin üstünde yüktür. AKP Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünde değil. Bu cümleyle bence bugünü kapatalım. Tamam. Önümüzdeki hafta bayram. Bayramdan sonra. Programı yapar mıyız yapmaz mıyız emin değilim. Gerçi memleket hiç belli olmuyor bu tabii işler. Tabii mecbur kalırsak yaparız. Bakmışsın ama yani olağan koşullarda biz yine önümüzdeki hafta bugün bu saatlerde yapacağız. Evet yaparız. Ama bir ihtimal belki sonraki haftaya da bırakabiliriz. Arada atlama şansımız tabii olabilir. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir cümle kurdun. Eylül Ekim'den itibaren AKP Erdoğan sırtında değil, Erdoğan AKP'nin sırtında, üstünde bir yük haline gelebilir. Öyle olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Göreceğiz. Evet, bugünkü gündem siyaseti de bu cümlelerle kapatıyoruz. Şimdiden bütün izleyicilerimize iyi bayramlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta da yine burada olabiliriz gelişmelere bağlı olarak ama bir sonraki hafta da yani iki hafta sonra karşınıza çıkma ihtimalimiz de var. Bunu göreceğiz. 98'i takip ederseniz Twitter hesabını, 98 Haberneti ve tüm sosyal medya hesaplarını zaten bunu duyacaksınız. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.